Kuzeybe yine yok. Yine yok. Bu halde bırakıp gitti beni. Kesin o adi kızın yanında yine. Of! Allah kahretsin, Naciye de yok. Kimse yok ya, kimse yok. Anne! Baba! Müret! Ya neredesiniz ya? Handan Hanım! Kızım! Allah kahretsin ya! Allah kahretsin! Handan! Handan ne oluyor kızım? Sen de beni bıraktın gittin öyle mi? Markete gidip geldik kızım. Şoför yok mu? Şoför niye gitmiyor? Bu evin hizmetçisi yok mu? O gitseydi! Bıraktın gittin beni. Handan! Dur! Ben temizleyeyim buraları. Kızım ne oluyor? Ne bu delirmiş haller? Kafan mı gitti senin? Sen yürüyebiliyorsun. Altı üstü 10 dakika yalnız kaldın diye ortalığı yıktın ya. Kuzey nerede? Ha? Kuzey nerede? Hani hiç bırakmayacaktı beni? Bırak! Toplarsan bir daha kırarım. Bir daha kırarım. Handan saçmalayıp durma. Bırak. Oldu mu? Ne oluyor? Kuzey yine yok baba. Bıraktı gitti beni. Kızım, bak sen merak etme. O Elif'in işi bitti artık. Naciye ile konuştum. Bülent ile Feraye'den de imza alıp o kızı bürodan atacaklar. Ne? Kuzey de şimdi o işle ilgileniyordur zaten. Ben şimdi şantiyeye gidiyorum. Siz de buraları temizleyin, ayağımıza falan batmasın. Hadi. Rahatladım ya. Bu bişkom ya. Bir tane o, bir tane. Annem, akşam babamın sevdiği bir şeyler hazırlıyoruz, tamam mı? Elif işten atılmış. Duydun mu? Duydum, duydum. Sen önce şu ilaçlarını bir al. Peki, Kuzey niye gelmedi hala? Bir arasana anne. Hadi hadi ara. Hah, geldi işte. Mürvet kapıya bak. Ah, Naciye abla, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kuzey nerede? Kuzey ofiste. Ben de ablamı bırakırken seni bir göreyim dedim. İyi yaptınız. Buyurun oturun. Mürvet kahve. Nasıl olsun kahveleriniz? Ben içmeyeceğim, teşekkür ederim. Benim çıkmam gerekiyor zaten. Tekrar geçmiş olsun Handan. Çok sağ olun Bülent abi, tabii. Size de geçmiş olsun. Ofisçe kurtuluyorsunuz Elif'ten. Babamdan duydum. Yani nihayet Elif'i ofisten göndermeye karar vermişsiniz. O kadar mutlu oldum ki. O kız ofise geldiğinden beri kimsenin huzuru kalmamıştı. Minnettarım size. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Elif ofiste çalışıyor. Kimse işten kovulmadı. Neyse, benim çıkmam gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun Firdevs Hanım. Dikkat et kendine Handan. Yani biz aramızda konuştuk. Suat Bey sana öyle demiş ama yapamadık. Yani
hepimizin imza hakkı var ama çoğunluk olmayınca işte... Kuzey imza vermeli değil mi? Elif'in ofisten gitmesine o engel oldu. Yok. Yani yok, tam olarak öyle değil de... Ne? O zaman ne Naci yani ne? O zaman ne? Ne engel oldu? Sen mi imza vermedin yoksa? Kıyamadın mı Elifciğine? Handan, kendine gel. Ne kendine gel ya? Naciye anne, sen babama demedin mi Elif'i işten atacaklar diye? Kuzey'in gözünün önünde olmayacak Elif demedin mi? Söz vermedin mi Naciye anne, söz vermedin mi? Ya bir kere önce bir şey olsa, sakin olsaydın sen yani. Şey şimdi şöyle oldu. Bülent imza atmadı. Tabii şey oldu, Feray'ı da atamadı. Yani Kuzey'le ben versek bile hani çoğunluk olmayınca... Yani aslında Kuzey'in bundan haberi bile yok yani işte şey etme. Ben ne etmeyeyim ya? Ben artık ne etmeyeyim? Ben ne etmeyeyim artık? Ben artık bıktım. Handan. Bıktım, usandım artık. Bıktım. Handan. Ben o kız yüzünden bu haldeyim. Kuzey de o kızın yanında mı? O kızın yanında mı? O kızın yanında mı? Yerlerde sürünüyorum Naciye anne, yerlerde. Of. Ne olur Kuzey'i getir bana. Ne olur Kuzey'i getir Naciye anne, ne olur. Sürünüyorum annem, annem sürünüyorum, ne olur. Handan. Ne olur. Nerede Kuzey? Nerede? Yine o kızın yanında değil mi? O kızın yanında. Kızım? Ne oluyor? Nasılsın? Firdevs, Naciye'm bir şey söylesenize ya! Beni kandırdın. Bana yalan söyledin. Elif'i kovacaklar dedim, kovmamışlar. Naciye ablanın bir suçu yok. Feraye Hanım'la Bülent Bey ikna olmamış. Kadın ne yapsın? Kızım iyi misin? Değilim baba. Değilim, iyi değilim. Kesin o kızın yanında yine. Hadi git, ne olur Kuzey'i getir bana. Kuzey'i getir bana baba, ne olur. Git getir onu bana. Kızım, nereden çıktı o? Kuzey ofiste demedi mi Bülent abinle? Sen merak etme, rahat ol. Ben gideyim artık. Sen kızın yanında kal Firdevs. Mürvet beni geçirir. Hadi Mürvet. Handan yürüyemiyor. Kuzey Handan'ı bu vaziyette bırakamaz. Allah'tan ümit kesilmez Naciye Hanım. Handan Kuzey Bey sayesinde hayata tekrar tutunacak. İyileşecek, tekrar yürüyecek. İyileşecek, iyileşecek de. İçim yanıyor Mürvet, içim yanıyor benim. Bak Kuzey'in kalbi Elif'te. Oğlum hiç sevmediğim biriyle. Ne olacağı bilinmez Naciye Hanım. Bilinmez, bilinmez ama bir şey olduğunda canına kıymakla tehdit eden, bağıran, çağıran, bir sürü bahaneler üreten birisiyle bir ömür mutlu olabilir mi benim oğlum Mürvet? Ay, üzülmeyin Naciye Hanım, şöyle oturun gelin. Ne olur üzmeyin kendinizi. Oh. Ben engel oldum oğlum o mutluluğuna. Elif'i önce yakıştıramadım. İstemedim. Yani anlayacağın. Kendi ellerimle oğlumu ateşe attım yahu. Çok pişmanım, çok. Kader Naciye Hanım. Kaderin önüne geçilmez ki. Kuzey'in kaderinde Elif varsa bir mucize olur. Oğlum onunla olur. Kuzey'in kaderini değiştiremezsin. Evlatlarımıza dua edelim.
Allah hepimizin evladının yazısını güzel yazsın. Amin.